Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş programımızı teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. 54. Kütüphane Haftası'nın açılış merasimi dolayısıyla birlikteyiz. Az evvel izlediklerimizden de gördük ki hakikaten yaptığımız iş, kütüphaneci olarak sizlerin yaptığı iş, kütüphanecilerimizin yaptığı iş hakikaten her türlü takdirin, her türlü övgünün üstündedir. Sıradışı okurlarımızı gördükçe insan hakikaten fevkalade umutlanıyor. O insanların kullandığı Türkçeyi gördünüz o insanların kitap ve kitap dolayısıyla bilgiyle bilmekle olan ilişkisinin nasıl kuvvetli olduğunu da gördünüz. Geçen hafta içerisinde İstanbul'da da böyle İstanbul okumaları adı altında bir kitap okuma programının sonuna kapanış programına katılmıştım. Orada da gördüm ki o programlara katılan yoğun bir şekilde kitap okuyan gençlerimizin özellikle kullandıkları Türkçe fevkalade güzel bir Türkçe şeklini evriliyor, kitap sadece insanların iç dünyasını, ufkunu, muhayyilesini geliştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda kullandığımız lisanın da daha güzel bir şekilde, daha etkili bir şekilde kullanılmasına vesile oluyor. Hatta İstanbul'daki toplantının sonunda iki tane gencecik evladımız bu okumaların sonunda kendi yazdıkları şiirleri izleyicilerle paylaştılar ve mükemmel, son derece usta, son derece güzel bir anlatımla şiirlerini dile getirdiler. Ben bu vesileyle kütüphaneye, kitaba emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ta yıllardır hep gördüğümüz fedakarca kütüphanelerin ayakta kalması için gayret sarf eden kütüphaneci dostlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah Türkiye'de kitap ve kütüphane bakımından bulunduğumuz yerden çok daha ileri noktalara gideceğiz. Artık bu noktada önümüzde hiçbir engelin olmadığını ifade etmek isterim. Türkiye'nin imkanları, Türkiye'nin gelmiş olduğu seviye bakımından kitapla okur yazar olmakla, eğitim bakımından Türkiye'nin geldiği seviye ortadadır. Daha da ileriye gideceğiz ve inşallah çok daha güzel kütüphanelerimiz, yayıncılık hayatında da çok daha iddialı bir yerimiz olacak. Değerli dostlar, okumak soyut bir iş değildir. Okumak aslında bir eylemdir. Okumak hayatı anlamlandıran, hayatın merkezinde olan en önemli eylemlerimizden, en soylu eylemlerimizden birisidir. Okumak ve bilmek birbirinin kardeşi, aralarında şöyle bir perde olan, birisinden diğerine rahatlıkla geçebildiğimiz iki birleşik, bitişik alandır. Birbirini destekleyen iki hayatımızı anlamlandıran iki önemli alandır. Dolayısıyla okumak, evet kitaplar, kütüphaneler, iki kapağın arasına yazılmış olan, kağıtların üzerine yazılmış olan bir takım sözler, cümleler okumak sadece bundan ibaret değildir. Aslında okumak, bizatihi hayatı okumak, kainatı okumak, kainattaki var olanı en iyi şekilde anlamak için yaptığımız soylu bir eylemdir. Kitap okumaksa bunun sadece bir parçasıdır. İnsan hayatı okumaya, hayatı anlamlandırmaya, kainatı okumaya, yaratılışı anlamaya kitaplar vasıtasıyla başlar. Ama sonuçta hem kitapların üzerinden okuması hem bizatihi hayat mektebinin kendi önüne çıkarttıkları vasıtasıyla hayatı okuması hem de Allah'ın yarattığı bir kısmını bildiğimiz bir kısmını da henüz bilemediğimiz kainat kitabını okuması vasıtasıyla insan aslında hayatındaki insanoğlunun varoluşunun en önemli sebeplerinden birisi olan bize hayat rehberi olarak indirilmiş olan kitabı en güzel şekilde anlamak için okuyoruz. Tabir caizse bütün bu hayatı okumalarımızın merkezinde bize verilmiş olan hayatın kolay anlaşılması için bize gönderilmiş olan kitabı en iyi şekilde anlamak için bunları okuyoruz. Dolayısıyla okumayı ve bilmeyi soylu bir eylem olarak görmek ve hayatımızın merkezine koymak durumundayız. Aslında medeniyet dediğimiz şeyde bildiğiniz gibi tahayyül ve tasavvur dediğimiz iki bitişik dünyanın sonuçları itibariyle önümüze çıkıyor. İnsanlar önce hayal ederler, hayal dünyalarında geliştirdiklerini sonra surete döndürerek bunların üzerinden medeniyetin gelişmesini sağlarlar. Suret Bazen kitap şeklinde gördüğümüz iki kapağın arasına sıkışmış, cildin arasına sıkışmış bir kitap şeklinde karşımıza çıkar. Bazen bir resim şeklinde çıkar. Bazen bizi alıp başka dünyalara götüren bir musiki eseri şeklinde karşımıza çıkar. Bazen bir büyük saray, bazen bir köprü, bir mahalle çeşmesi ya da herhangi bir şekilde hayatımızı kolaylaştıran, hayatın pratiklerine yansıyan bedesten gibi çarşı gibi fiziki binalarla karşımıza çıkar. Ama insanoğlunun bu tahayyül dünyasının sonucu olarak ortaya çıkan suretleri oluşturabilmesi, dünyaya insanların hizmetine sunabilmesi için önce hayal dünyalarının zengin olması, hayal dünyalarının kuvvetli ve güçlü olması lazım. İşte okumak insanların tahayyül dünyasını zenginleştiren en önemli bir eylem olduğu için de soylu bir eylem olarak kabul edilmek durumundadır. Eğer insanlar okumasalardı, insanlar okuyabilmek ve okumak üzerinden kendilerini ifade edebilmek yeteneklerini geliştirmeseydi, hiç kuşkusuz zihinlerinde ve gönüllerinde oluşan tahayüllerinin insanların hiçbirisine faydası olmaz, hatta kendilerine dahi faydası olmazdı. Dolayısıyla tahayül dünyamızı zenginleştiren bu okumayı, kelimeler üzerinden kendimizi anlatabilmemizi, kelimeler üzerinden insanlarla anlaşabilmemizi ve gönül dünyası üzerinden de ciddi bir takım tahayyül çerçevesi kurabilmemizi okumayla elde edebiliyoruz büyük oranda. Okumayı onun için önemli bir eylem olarak kabul ediyoruz. Okumak aynı zamanda bilmenin kolaylaştırıcısı, kolaylaştırıcı bir unsurudur. Bilmek de Üç şeyi bilmekle kayımdır. Sadece kuru kuruya kitaplarda yazan bilgi ya da hele bugünün imkanlarıyla elektronik ortamlarda şu anda dünyada kim ne yazdıysa, ne konuştuysa hepsini aynı gün içerisinde rahatlıkla ulaşabiliyor. Onların her birisinden istifade edebiliyoruz. Ama okumak, bilmek bizim için üç tane farklı şeyi bilmektir. Bunlardan birincisi dünyaya ve kainata ilişkin ne varsa Bunların hepsini bilmek, bilmek başlığı altında toparlayabileceğimiz şeydir. Eskilerin tabiriyle bizim geleneksel ilim tasnifimizdeki tabiriyle bilmek afakın ve enfüsün bilgisine sahip olmaktır. Afak ufuklar. Yani insanlar gördüğü ve görebileceği ya gözle ya da işte diyelim ki teleskopla uzaya bakabiliyorsunuz uzaya bakabileceğiniz, uzanabileceğiniz, görebileceğiniz, görmeniz mümkün olan her şeyin bilgisine sahip olmak afakın bilgisidir. Enfüsün bilgisi de nefislerden geliyor. İnsanlara ait, bireylere ait bilgidir. Tarihten antropolojiye kadar, sosyolojiye kadar, sosyal antropolojiye kadar çok farklı sosyal bilimleri, psikolojiye, psikiyatriye kadar çok farklı bilimleri bu enfüsün bilgisi altında toplamamız mümkün kainata ilişkin ne varsa sadece yaşadığımız dünya ve çevre değil. Bütün bunların hepsini bilmek bizim bilmek eylemimizin en önemli başlıklarından birisi. İkincisi insanın Rabbini bilmesi, yaratıcısını bilmesidir. Kainatın eksenine, bilmenin eksenine, bütün bu mükevvenatı bizim önümüze, emrimize amade kılarak seren yaratıcıyı bilmek duruyor, kalıyor. Yaratıcıyı bilmeden, bizim önümüze müsahhar kılmış olduğu bu kainatın nimetlerini, fırsatlarını, bilgisini bilmek mümkün değildir. Dolayısıyla bilmenin ikinci önemli noktası ise Rabbimizi bilmek, onun gücünü bilmek, onun varlığını bilmek, onun yaratıcı kabiliyetini bilmek ve devam etmekte olan yaratışının farkına varmaktır. Üçüncü bilmek ise insanın kendini bilmesidir. Hani bizim Yunus diyor ya, İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Kainatı okumak dediği şey de Yunus'un kainatı okumaktır. İnsanın kendisini bilmesi, gücünü bilmesi, potansiyelini bilmesi, acziyetini bilmesi, varlığını bilmesi, diğer bütün yaratılmışlar arasındaki özel yerini bilmesi ve en önemlisi kainatla ve kainatın yaratıcısıyla olan ilişkisini bilmesi, farkına varması insanın kendini bilmesidir. Kendini bilmeyen ne biliyor olursa olsun bir hiçtir. Dünyanın en büyük alemi dahi olabilir bilgi anlamında. Ama biz ona hiçbir şekilde insanlara ve kendisine faydalı olan bir insan gözüyle bakamayız. Dolayısıyla bütün okumalarımız bu üç bilginin altyapısını bize hazırlayan önemli soylu eylemlerdir. Bizim için de onun için geçmişten beri atalarımız, büyüklerimiz kitaba çok değer verir. Çok örneğini gördüm ama bir tanesini sizinle paylaşmak isterim. Allah rahmet eylesin çok önemli bir ilim adamıydı. Mehmet Safaihi amca. Aynı apartmanda oturuyorduk. Tunus asıllı bir birisiydi. Tunus işgal edildikten sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye gelmiş. Biz uzun yıllar aynı apartmanda oturduk. Mehmet amca alim bir zat. Hayatı kitaplarla geçerdi. Biz onu yaşlılık döneminde tanıdık. Mehmet amca kitap açarken bizi gördüğünde, işte torunları, çevresindeki çocuklar, akranlarımızı gördüğünde kitabı nasıl açacağımızı bize öğretmiştir. Bir çocuğu sever gibi böyle harıl harıl kitap sayfaları açıldığı zaman kızar, Çocuklar böyle kitap sayfası açılmaz der. Kitap sayfasının en başından tutarak böyle nezaketle o yaprağı incitmeden kitabı açmamız gerektiğini bize öğretirdi. Bu kitap sevgisi okumaya ve bilmeye olan sevginin bir tezahürüdür. Az evvel sıra dışı okurlarda da aynı şeyi gördük. Dolayısıyla kitabın bizim kültürümüzde ayrı bir yeri var. Kütüphanenin ayrı bir yeri var sadece insanlar gelsinler, otursunlar, okusunlar diye değil, çok daha güzel bir şekilde ilim dünyamızı, zihin dünyamızı çeşitlendirmek için kütüphanelere çok önem vermişiz. Allah'a çok şükür mesela bir Süleymaniye kütüphanemiz, bir Beyazıt Halk kütüphanemiz, bir arkeoloji müzesi kütüphanemiz eşi, benzeri, menendi bulunmayan dünyanın en güzel kütüphanelerindendir. Aynı şekilde buradaki milli kütüphanemizi de. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde Kitaplara, kütüphanelere özel önem veriyoruz. Az evvel Sinevizyon'da gördüğümüz İzmir Halk Kütüphanesi'ni inşallah yeni kütüphane binasını en yakın zamanda tamamlıyoruz. Ve orada çok daha güzel bir binada faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Aşağı yukarı 1150 civarında kütüphanemiz var. Bunların bir kısmı büyük kütüphaneler, bir kısmı daha küçük kütüphaneler. Kütüphanelerimizi bundan sonra yaşayan mekanlar haline dönüştürmek zorundayız. Burada birçoğumuzun hayatının bir döneminde ya lise döneminde ya üniversite döneminde kütüphanelere giderek, en yakın kütüphanelere giderek orada en azından derslerini, derslerimizi çalıştığımız ya da kitaplar arasında vakit geçirdiğimiz hepimizin tarihinde, hafızalarında var olan şeylerdir. İstiyoruz ki gençlerimiz 24 saatini kütüphanede geçirebilecek durumda olsunlar. Bunun ilk örneğini Beyazıt Kütüphanesinde verdik. Gayet güzel bir şekilde geçiyor ve 24 saat bez kütüphanesi açık. Bazı geceler hatta orada insanlar bir araya gelerek saz söz üzerinden biraz da e, muhabbet yapıyorlar, meşk yapıyorlar. Kütüphanelerde gençlerimiz bulunsunlar. Hatta acıktıklarında dışarı çıkma ihtiyacı da olmadan orada çay, simit, poğaça onları da yiyerek okumalarına devam etsinler. Kütüphane hayatın bir parçası haline gelsin. Kütüphaneleri daha canlı hale getirmek, yaşayan kütüphaneler haline getirmek en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğimiz somut bir hedeftir. Şu anda 71 il halk kütüphanemiz aşağı yukarı gece 11'lere, 12'lere kadar açık vaziyette. Her birisinin 24 saat açık hale gelmesi için çalışacağız. Özellikle kütüphaneci arkadaşlarımız da bu konuda biraz fazla fedakarlık yapacaklar. Kütüphanelerimizin daha fazla açık hale gelmesini temin edecekler. Yine ayrıca Gezici kütüphaneler vasıtasıyla Türkiye'nin birçok yerinde kütüphaneye ulaşamayan gençlerimize, kardeşlerimize e, bir şekilde ulaşmayı sağlıyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda gezici kütüphane imkanlarımızı da daha fazla artıracağız. Yine rakamları la, zihninizi yormak istemiyorum ama mesela TEDA projesiyle bu anlamda e, Türkiye'nin eserlerin yazılması konusunda çok ciddi destekler veriyoruz. Çok sayıda Türkçe eserin yabancı dillere tercüme edilmesi ve tanıtılmasının zeminini hazırlıyoruz. Yine ayrıca çeviri atölyelerinde 14 farklı dilde eserin e, bir şekilde karşılıklı Türkçe'ye ve karşılıklı bu dillere çevirisinin yapılması için gayret sarf ediyoruz. Genç Projesi üzerinden ilk eserlerini veren gençlerimize ciddi şekilde destekler, yardımlar veriyoruz. Dünyanın her yerindeki fuarl kitapçılık fuarlarına, Türkiye olarak katılıyoruz ve ciddi bir şekilde buralarda Türkiye'nin tanıtılmasına, Türk kitaplarının tanıtılmasına gayret sarf ediyoruz. Ayrıca bir başka önemli husus da şudur. Şöyle bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'de efendim kitap çok okunuyor, az okunuyor. Türkiye e, efendim kitap okunması ve kitap basılması bakımından e, önemli bir ülke değildir gibi bir anlayış var. Bunun yanlış olduğunu yine rakamlara girmek istemiyorum ama Dünyadaki kitap e, piyasasında Türkiye 11. sıradadır. Yeter mi? Yetmez. Geçen seneki ISBN numarası e, sıralamasında Türkiye aşağı yukarı 60 bin üzerinde kitabını e, tescillemiştir. Bu önemli bir husustur. Bu alanda da Türkiye 11. sıradadır. Ayrıca Türkiye'de basılan kitap sayısı bakımından da Türkiye 11. sırada. Bunların hiçbirisi yeterli değil ama çok da Üzüleceğimiz, kahredeceğimiz bir tablo değildir. İnşallah Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında Türkiye'nin bir kere ilk 5-6 sıra içerisinde yer almasını sağlamak bizlerin vazifesi olmalıdır. Bunun için yayıncılık hayatını destekleyeceğiz. Türkiye'nin Türk eserlerinin yabancı dillere çevrilmesini ve bunların dünyanın başka ülkelerinde okurların eline ulaşmasını sağlayacak her türlü çalışmayı yerine getireceğiz kütüphanelerimizin imkanlarını artıracağız. Ayrıca yine kütüphanelerimizde yaş aşağı yukarı altı bine yakın bilgisayar üzerinden vatandaşlarımızın, gençlerimizin ücretsiz internet erişimi vasıtasıyla, kitap dünyasıyla, yazım hayatıyla yakın bir ilişki kurmasını da temin ediyoruz. Bütün bu imkanları artıracağız. Çünkü biliyoruz ki medeniyetin beşiği okumaktır. Medeniyetin aslı okumaktır hayal etmektir, hayal ettiğini surete dönüştürmektir. Ve bizim milletimizde Allah'a çok şükür çok geniş bir muhayyilesi ve çok geniş, çok zengin bir tasavvur dünyası olan bir medeniyete sahiptir. Bunu yeniden güçlü bir şekilde bugünün insanların istifadesine sunabilecek imkanları ortaya koyacağız. Ben bu vesileyle 54. Kütüphanecilik Kütüphane Haftası'nın hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını temenni ediyorum. Hayatımızın merkezine kitabı okumayı ve bilmeyi koyarak daha da anlamlandırmamızı ve inşallah bu ülkeyi dünyanın en önemli, en ileri giden sanatta, edebiyatta, bilimde, sosyal, sosyal hayatta, fende, üniversitelerde, buluşlarda, ifade kabiliyetlerinde en ileri de olan ülkelerden birisi olması için bütün gücümüzle gayret göstermeyi Cenab-ı Allah bize nasip etsin. Büyük ve güçlü bir Türkiye diyorsak son olarak şunu söyleyeyim. Büyük ve güçlü Türkiye sadece ekonomik bakımdan kişisel geliri 25 bin, 30 bin, 50 bin dolarlara çıkmış olan bir Türkiye değildir. Kuşkusuz Türkiye ekonomisini güçlendirmek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Gayret edeceğiz. Ekonomideki başarımızı Türkiye'nin teknolojisini, ileri teknolojilerdeki rekabet edebilirlik seviyesini yukarı çekerek Türkiye'nin ekonomik gücünü artıracağız. Havaalanları, köprüler, ulaşım imkanları, haberleşme imkanları bunları maksimum seviyeye çıkaracağız. Dünyada bütün milletlerle yarışabilecek muazzam bir pazar gücü, pazar kabiliyeti, rekabet kabiliyeti kazanacağız. Bunların hepsine eyvallah. Ama sonuçta bir ülkenin, hele bizim gibi büyük medeniyetlere beşiklik yapmakta olan bir ülkenin iddiası sadece ekonomi ve teknolojideki gücüyle kayim değildir. Bizim gibi bir ülkenin iddiası ise kültürde, sanatta, edebiyatta, bilimde ve bilim üretme kabiliyetindeki gücümüzle ölçülebilecek bir iddiadır. Aynı şekilde kültür ve sanat alanında da, bilim alanında da daha ileriye gideceğiz, çok daha güçlü olacağız. Dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olacağız, kendimizi çok daha iyi yetişmiş gençlerin üzerinde ileriye doğru hazırlayacağız. Ayrıca Türkiye'nin son 250 yıllık tarihi de bize bir şey öğretiyor. Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı kadar kültürel bağımsızlığı da fevkalade önemlidir. Daha açık veya belki tersinden söyleyeyim, kültürel bağımsızlığı olmayan, milli kültürel bağımsızlığı olmayan Türkiye'nin teknolojide de ekonomide de bağımsız olması mümkün değildir. Bunun için kültür alanında kendimize özgü kuvvetli yeri, iddialı yeri yeniden kazanacağız. Bu alanda ümit verici son derece güzel gelişmeler var. Bu gelişmelerin önümüzdeki yıllarda Türkiye'de sonuç alabileceğimiz, kültür alanında da sonuç alabileceğimiz noktalara götüreceğine inanıyorum. Milli kültürel bağımsızlığımızı kazanma yolunda tabir caizse her bir kütüphanemizin bir ileri karakol gibi vazife gördüğünü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kütüphanelerimiz ne kadar güçlüyse bizim milli kültürel bağımsızlık konusundaki iddiamız da o kadar güçlü olur. Onun için kütüphanelerimizin güçlenmesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak her türlü desteği, her türlü gücü Sizlerin emrine vereceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Bütün çabalarınızı, ürettiğiniz her yeni projeyi bilmek ve okumak eylemini soylu bir eylem haline getirecek. Her yeni projenizi yürekten destekleyeceğimizi bilmenizi isterim. İşlerinizde başarılar dilerim. Cenab-ı Allah ufkunuzu açık kılsın. Mesainizi, vaktinizi bereketlendirsin. Türkiye'nin bu ulusal kültürel bağımsızlık mücadelesinde önemli katkılar sunan siz değerli kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun, ufkunuz açık olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. Çok teşekkürler. Bakalım sizi çok kısa bir süre sahnede tutacağız. Buna ben Cumhurbaşkanımızı hiç görmedim. O yüzden ona mektup yazdım. Ee, bakanımızın ona ulaştırmasını istiyorum.